Hüsn-i hat sanatı, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese olarak tarif edilir. Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif ve özlü sözlerin kendi kıymetlerine layık olarak en güzel şekilde yazılmasını amaçlayan hüsn-i hat sanatı, gözlerimize sunduğu estetik ve güzelliğin yanı sıra gönüllerimizi de derin mana alemine davet eder. Tesip sanatı, Kur'an-ı Kerim ayetleri, hilye-i şerife, kelam-ı kibar, ferman gibi değerli levha ve belgelerin zineti olarak kullanılmakta ve kıymetli eserlere kıymet katmaktadır. Ebru sanatı, bir tutam güzelliği alır ve narin bir yaprak misali usulca bırakıverir suyun üzerine. Esrarı arttıkça güzelliği de artar. Bu kadim sanatımız, bugün hala su üzerinde yepyeni ve rengarenk dünyalar kurmakta, çiçek bahçeleri yetiştirmektedir. Minyatür, Doğu ve Batı dünyasında çok eskiden beri bilinen bir resim tarzıdır. Ayrıca bu sanatımız, İslam'ın resim sanatı olarak bilinmektedir. Latince'de kırmızıyla boyamak anlamına gelen miniare kelimesinden türemiştir. 3. yüzyılda Sasaniler döneminde Mani isimli sanatkarın ve öğrencilerinin vesilesiyle Orta Asya'ya ve Anadolu'ya ulaşmıştır. Cilt, Arapça kökenli bir kelimedir ve deri anlamına gelir. Kitabın sayfalarını bir arada tutmaya yarayan koruyucu kapağa cilt, cilt ustalarına ise mücellit veya mücellide denilmektedir. Günümüzde teknoloji farklı imkanlar sunuyor olsa da, cilt sanatımız, geçmişinden gelen birikim ve azmi sayesinde bizlere eşsiz örnekler sunmaktadır. Ve desenleriyle gönüllere giren Çin'i sanatı, camilerin kocaman duvarlarından zarif kahve fincanlarına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze gelmiş kıymetli bir miras olan İznik Çinileri, hala geçmişin o canlılık ve zarafetini korumaktadır. Kağıtı sanatı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı ve motiflerin özel bir bıçakla oyularak başka bir zemin üzerine aktarılması yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında yapıştırıcı olarak nişasta ve suyla yapılan özel bir karışım kullanılır. Kalem işi sanatı, kökleri Orta Asya Uygurlarına dayanan ve Türklerin göçleriyle beraber Anadolu'ya taşınmış bir sanattır. Yapılışı sırasında önce yarı geçirgen kağıtlar üzerine motif ve desenlerin çizilmesiyle hazırlanan kalıplar iğnelenerek delinir. Ardından kömür tozu yardımıyla uygulanacak zemine aktarılır. Çeşitli fırça ve boyalarla renklendirildikten sonra hem gözü hem gönlü şenlendiren kalem işi örnekleri tamamlanmış olur. Kündekari sanatı, çivi veya tutkal kullanmadan ahşap parçalarının özel tekniklerle birbirine geçirilmesiyle meydana gelir. En önemli özelliği, ham maddesi olan ağacı değişen mevsim şartlarından korumasıdır. Böylece kündekari eserler uzun yıllar boyunca ayakta kalmaktadır. Edirne kari sanatı, oyma,
kakma veya boyama teknikleriyle ahşap üzerine uygulanır. Tavan işlemelerinde sıkça görülmekle beraber sandık, rahle, kapaklı köşe dolapları gibi eşyalarda da kullanılmaktadır. Türk rokokosu adıyla da bilinen bu sanat dalı, 15 ve 16. yüzyıllarda önemli bir sanat merkezi olan Edirne'de zirve dönemini yaşadığı için bu kıymetli şehrimizin adıyla beraber anılmaktadır. Kalem işi sanatı, kökleri Orta Asya Uygurlarına dayanan ve Türklerin göçleriyle beraber Anadolu'ya taşınmış bir sanattır. Yapılışı sırasında önce yarı geçirgen kağıtlar üzerine motif ve desenlerin çizilmesiyle hazırlanan kalıplar iğnelenerek delinir. Ardından kömür tozu yardımıyla uygulanacak zemine aktarılır. Çeşitli fırça ve boyalarla renklendirildikten sonra hem gözü hem gönlü şenlendiren kalem işi örnekleri tamamlanmış olur. Naht sanatı, ahşap ve metal malzemelerin kıl testere yardımıyla kesilmesi veya oyarak bunları çeşitli zeminler üzerinde uygulanmasıdır. Osmanlı Devleti'nde de hem yazı takımı, sehpa, sandık, rahle gibi eşyalarda hem de mihrap ve minber gibi mimari yapılarda kullanılmıştır.